أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، محترم kardeşlerim, değerli dinleyiciler, Ramazan-ı Şerif'in 13. gününü idrak ediyoruz. Bugün ilk dersimizde konumuz büyüklük taslamak. Bu konuda birkaç ayet ve hadis var. Onları sizlerle paylaşacağım. Lokman suresinin 18. ayetiyle başlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تُزَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanları küçümseme. İnsanlarda yüz çevirme. İnsanları küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çalımlı yürüme. Bununla alakalı İsra suresinde de bir ayet var. Ayeti bitireyim, onu okuyacağım. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَهُورٍ Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. Evet, burada yerilen davranış neymiş? Büyüklük taslamak, insanları küçümsemek, yeryüzünde Allah'ın arzında böbürlenerek gezmek, malıyla, makamıyla, soyu sopuyla neyse övünmek, böbürlenmek. Bunlar kibir. Bununla alakalı İsra suresinde وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُقَ الْجِبَالَ تُولَ Şüphesiz sen böyle yapmakla ne yeri yarabilirsin, yerin içine aşağı gidersin, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُقَ الْجِبَالَ تُولَ Boyca dağlarla yarışamaz. Senden büyük dağlar var diyor yani. Büyüklenme. Kibirlenme diyor yani. Muhterem arkadaşlar, zaten Lokman Aleyhisselam'ın 31. suradır Lokman suresi, biliyorsunuz. Yarınki öğlen sohbetimizin konusu zaten Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri olacak. Bu 31. surede Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. İkinci sayfanın sonuna kadar Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerinden bahsediyor. Bu öğütlerden bir tanesi de küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şimdi kibirlenmek, büyüklenmek diyelim Türkçe'de, aslında şeytanın bir vasfıdır. Bakara suresi 34. ayete şöyle bir baktığımız zaman, bu söylediğimizin dayanağı burası. Bakara 34. Hani şu Allah İblis aleyhillâne imtihan ediliyor ya, Allah Adem'i yaratıyor, meleklere de secde etmelerini emredince meleklere de İblis aleyhillâne efendim secde etmiyor, melekler ediyor. O sahnenin Kur'an'da birkaç surede, birkaç yerde anlatılıyor değişik şekillerde. Bu Bakara suresinde de 34. ayette mesela وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Meleklere demiştik ki o bir zamanlar Adem'e secde edin. فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِس Onlar secde ettiler. İblis hariç. Buradaki secde etme bildiğimiz namaz secdesi anlaşılmaz. Saygı duyun anlamındadır. Daha çok.
Ebe kaçındı iblis. Vestekbara kibirlendi, gururlandı. Ve kâne minel kafirin. Nankörlerden oldu. İnkarcılardan oldu. Burada dikkat çeken husus, iblisin, iblis yapan amillerden birinin kibir olduğunu. İstekbar, ebe ve istekbara. Yani kibirlendi, gururlandı. Neden gururlandı? Ya Rabbi ben niye secde edeyim ki? Beni ateşten yarattın. Adem'i de topraktan, çamurdan yarattın. Şimdi çamur mu, toprak mı üstün, ateş mi üstün dedi, bir kıyasta bulundu. Elbette ateş daha büyük, daha üstün. Ben niye ona boyun eğeyim, saygı duyayım dedi. Hem Allah'ın emrine boyun eğmedi, isyan etti, hem de gururlandı, kibirlendi. Ve kâne minel kafirin diyor, değil mi? 34. ayette ve kâne minel kafirin, nankörlerden oldu diyor. Şimdi demek ki kibirlenmek şeytana ait bir vasıfmış. Müslüman bunları ne yapacak? Dikkat edecek. Şimdi bununla alakalı bugünlük ayet olarak bu kadar yeter şimdi. Birkaç da hadis var, onlara bakalım. مَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ Allah rızası için, Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir. Tevazu Müslümanın önemli vasıflarından biridir. رَفَعَهُ اللّٰهِ Allah onu yüceltir. Derecesini yüceltir, makamını yüceltir. Dünyada da saygın insanlar arasına koyar. Ahirette de derecesini yükseltir. Cennete yüceltir. Bir başka hadis-i şerifte ise men tevazu'a rafa'ahullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Ve men tekebbera vada'ahullah. Kim de tekebbür ederse, kim de büyüklenirse, büyüklük taslarsa Allah onu alçaltır. Vada'ahullah. Allah onu alçaltır. Kibirlenme, gururlanma, değil mi? İnsanı alçaltır. Allah katında değerini sıfırlar. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاكُمْ diyor ayet-i kerimede. Furkan suresinde. De ki duanız olmasa, kulluğunuz, ibadetiniz olmasa Rabbimiz, Rabbim size ne diye değer versin? Rabbimizin bize değer vermesi boyumuza, posumuza, makamımıza, mevkimize, malımıza, mülkümüze, tipimize, ırkımıza göre değil ki. Onları Allah yarattı zaten. Onlar Allah'ın ayetleridir. Değer vermesi Rabbimizin bize neye göredir? Kulluğumuza göredir. Allah'a olan yakınlığımıza göredir. Allah'ın emirlerine uyup uymadığımıza göredir. Allah'a yakınlık böyle olur. Allah'ın bize değer vermesi öyle olur. Yoksa Allah'a ibadetle yaşayan bir siyahi, zenci insan, Allah'a isyanla yaşayan bir beyaz insandan üstündür. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en ekreminiz, en saygınınız Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olanınızdır. Etkakum, takvalı olanınızdır. Allah'tan korkanınızdır. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet noktasında titiz davrananınızdır. Günahlardan korunanınızdır. Değil mi? İbadetler bizi ne yapıyor? Takva denizimizi destekliyor. Kurutmuyor yani. Zaten ibadetler hep takvayı ulaşmak içindir. Oruç ayetinin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Oruçla korunursunuz. Takva sahibi olursunuz demektir. Takviyelenirsiniz demektir. Mesela kurban ayetinde de var bu. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ الْحُمْهَا وَلَا دِمَاهَا وَلَاكِنْ يَنَالِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Fakat onun ondan takva Allah'a ulaşır. Sizden kazandığınız takva Allah'ın rızası
ulaşır. Kurban keserek takvaya ulaşıyoruz. Gördünüz mü? Evet. Bütün ibadetler böyledir. Bizi Allah katında değerli kılar. Evet. O yüzden kibir, büyüklenmek, iftihar etmek, değil mi? Allah'ı unutarak, Allah'a verdiği nimetleri kullanarak Allah'a nankörlük etmek büyük bir günahdır aziz kardeşlerim. Efendim, Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, bu biraz önce okuduğum hadis, مَا تَوَضَعَ هَدُنْ hadisi Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Bugünkü duamız şu: Ya Rabbi, kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım. Evet, günün fetvası: erkeklerin çorapsız namaz kılmaları caiz midir? Evet, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında çorap var mıydı? İyi araştırmak lazım. Yani bugünkü manada. Çünkü Resulullah Efendimiz'in yaşadığı coğrafya 12 ay sıcak. Bugün bile Haram Mekke Medine'ye gittiğimiz zaman kimsenin ayağında çorap olmadığını, hep terlikle ve çorapsız gezdiklerini görüyoruz. Buna ihtiyaç da yok zaten. Ayakkabı pek giyilmiyor yani. Dolayısıyla çoraplı çorapsız namaz kılma hususu çok da namazla, dinle alakalı bir mevzu olmasa gerek. Bu daha çok iklimle alakalı, coğrafyayla alakalı bir konu olsa gerek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam misal kutuplarda, Moğolistan bölgesinde göndermiş bir peygamber olsaydı herhalde yalın ayak çorapsız gezmezdi, değil mi? Kalın elbiseler giyerdi, öyle ince elbiseler giymezdi herhalde. Belki daha kalın paltolarla, yünlü elbiselerle gezerdi. O zaman biz, bütün ümmet bunu mu giymek durumunda olacaktı? Yani bu giyim kuşamın bir kısmı elbette coğrafyayla alakalı, iklimle alakalıdır. Efendim, kitabımız der ki, Peygamber Efendimiz'in çorapsız olarak namaz kıldırdığı kaynaklarımızda sabittir. Bu sebeple çorapsız olarak namaz kılmakta bir beis yoktur. Ancak mescitlere çorapsız girmek sağlık, temizlik ve benzeri, yani hijyen açısından bundan dolayı örfte hoş karşılanmıyorsa bundan kaçınmak uygundur. Çorap giyenlerin de çoraplarının temiz olması gerekir. Evet, yani daha çok camilerimizdeki hijyenle alakalı. Çorapsız namaz kıldığımız zaman, camiye geldiğimiz zaman ayağımızdaki mantar vesaire hastalıklar halılara bulaşır. Diğer Müslümanlara zarar verebilir. Bu açıdan bakmak lazım. Eğer çoraplı camiye geliyorsak o zaman çorabımızla ne yapacağız? Temiz olacak, kokmayacak yani. Evet, şimdi Şafilerle Hanefiler arasında bu çoraplı namaz kılma hususunda bir fark var. Mesela Şafi kardeşlerimiz sabah namazı dair kışın evden çorabını giyer, camiye gelir. Namaza dururken çorabını çıkarır. Öyle namaz kılar. Yani sünnet olarak telakki eder. Resulullah Efendimiz çorap giymedi, çorapsız namaz kıldı. Biz de öyle yapıyoruz derler. Saygı duymak lazım ama bu kadar da değil yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette yaşadığı coğrafya malum yani iklim açısından. Ama sen yaşıyorsan Erzurum'da çorapsız sünnettir diye çorap giymesen hasta olursun. Evet, bir sünnet yapacağım diye hasta olmaya gerek yok o manada ki bunu bu şekilde bilmek lazım. Buradan diğer taraftan Hanefilerde de çorapsız namaz kılmak bazı çevrelerde ayıp olarak görülüyor. Mesela ben bir fi tarihinde memlekette bir camide bir ikindi namazı kılacaktım. Belki 30 seneden fazladır yani. Sünneti kıldık. Farza durma üzereyken imam yanımızdan geçti. Cübbe sarığını giymiş imam odasında. Ama ayağında çorap yok. İkindi vakti. Bir yaz vakti belki. Tam farza durmadan önce cemaatten birisi ayağındaki çorabı çıkardı, imama doğru attı. Yani
al bunu giy, çorap giy, çorapsız geçme diyerek hal diliyle. Tabi İmam Efendi caminin imamı değildi, misafirdi, imamın arkadaşı. İmamın arkadaşı imam, hoca. İmamın, hocanın hocaya ikramı cübbe sarıktır, mihraptır biliyorsunuz. Değil mi? Mahmut Temiz hocam, selam ediyorum Sinop'a. Mehmet Küçük hocam da izliyor. Onlara da selam ediyorum. Yani biz hocaların hocalara ikramı cübbe sarıktır yani. O hoca da öyle yaptı. Misafir hocamız tabii o çorabı, önüne atılan çorabı itibar etmedi. Namazı kıldırdı o şekilde. Namazdan sonra tesbihat bittikten sonra El Fatiha demeden muhterem cemaat dedi, başladı. Bu işin özünü, dini tarafını anlattı ve böylelikle olay kapanmış oldu. Şimdi demek istediğim şu ki, cemaatimizden bazıları var ki bu şekilde namaz caiz olmaz anlayışında. Bir de şu var yani biraz da tabiri caizse biraz küstahlık var. Yani o benim anlattığım olayda. Yani sana imamlık yapan birisi senden daha bilgili, daha alimdir o manada. Önüne geçiyorsa onun caiz olup olmadığını senden iyi biliyordur. Yani o kadar çok ileri gitmeye, haddini aşmaya gerek yok aziz kardeşlerim. Evet. Fuat Erdoğan kardeşim Viyana'dan izliyor. Selam ediyorum Viyana'ya. Atip 20 cemaatimize selam ediyorum. Evet. Bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.